Sevgili gençler, hepinize merhaba. Din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının çözümü için bir aradayız. Hemen birinci sorudan başlıyoruz. Burada bir ayet verilmiş ve ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır diye bir soru var. Önce ayetimizi bir okuyalım. Gökleri 7 kat yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bir bak. Bir bozukluk görüyor musun? Evet, bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır diye soruluyor. A. Allah her şeyi düzenli ve uyumlu yaratmıştır. B. Allah'ın gücü her şeye yeter. C. Allah her şeyi görendir, bilendir. D. Atmosfer çeşitli katmanlar şeklinde yaratılmıştır. Şimdi arkadaşlar, ayette evrende var olan düzen ve uyuma dikkat çekilmekte. Evrende var olan her şey Allah'ın yaratmasıyla oluşmuştur. Bu yaratma planlı ve ölçülüdür. Bir plan ve ölçü çerçevesinde gerçekleşmiştir. Evreni ve içindekileri yaratan Allah, bu düzenin ahenk içinde devam etmesini de sağlamaktadır. Allah'ın her şeyi bir ölçüye ve düzene göre yarattığının örnekleri her insanın anlayacağı derecede açıktır ve bilimsel verilerle de ispatlanmaktadır. Evet, burada doğru cevabın A şıkkı olduğunu bu anlamda hepimiz görüyoruz ve doğru cevap A'dır diyoruz arkadaşlar. Evet, ikinci soruya bakıyoruz. Yukarıda temel özelliklerinden örnekler verilen yasa aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Özelliklere bir bakalım önce. Deney ve gözleme dayanır. Bilimsel verilerle açıklanır. Evrenseldir. Maddenin yapısı ve enerjisiyle ilgilenir. Bu özelliklere sahip olan yasa soruluyor. Şıklarda da baktığımız zaman fiziksel yasa, toplumsal yasa, kimyasal yasa ve biyolojik yasa şıklarının yer aldığını görüyoruz. Bu şıklar içerisindeki C şıkkında yer alan kimyasal yasa diye bir şey yok. Çünkü evrensel yasalar fiziksel, toplumsal ve biyolojik olmak üzere 3 çeşit oluyor. Dolayısıyla C şıkkını hemen baştan eliyoruz arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman evrendeki her şey Allah'ın koyduğu biyolojik, fiziksel ve toplumsal yasalarla sağlanıyor. Devamı sağlanıyor. Bu yasalara göre hareket ediyor her şey. Allah'ın evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu evrensel yasalara sünnetullah veya adetullah da deniyor. Fiziksel yasalar arkadaşlar, fiziksel yasalar madde ve enerjinin oluşumu, yapısı ve hareketi, değişimi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili yasalardır. Allah'ın koyduğu bu yasalar evrenseldir. Deney, gözlem ve araştırmalar sonucunda insanlar tarafından tespit edilir ve bilimsel verilerle de açıklanır. Demek ki özellikle şu son özellikten dolayı diyoruz ki burada sayılan bütün özellikler fiziksel yasaya ait özelliklerdir diyoruz ve doğru cevabı işaretliyoruz gençler. Evet, şimdi de hep birlikte 3. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yasalara örnek teşkil edecek ayetlerden değildir deniyor. Değildir. Demek ki 3 tanesi fiziksel yasalara örnek ayetler, bir tanesi farklı. Şimdi onu bulacağız arkadaşlar. Önce şıklarımızı okuyalım. A. Ay içinde sonunda kuru bir hurma dalına, yani hilal şekline döneceği evreler belirledik. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzerler. Şimdi bu ayete baktığımız zaman ay ve güneş hareketlerinden bahsediliyor. Bir yörüngede hareketlerini devam ettirdiklerine vurgu yapılıyor. Dolayısıyla bu arkadaşlar, burada bahsedilen ayet fiziksel yasalara işaret eden bir ayet olarak karşımıza çıkıyor. B şıkkına bakalım. Güneş ve ay belirli bir hesaba göre hareket etmektedir. Rahman suresi 5. ayet. Evet, burada da yine güneş ve ayın hareketlerinden bahsedildiğinden dolayı bu da fiziksel yasalara örnek olan bir ayettir. C şıkkında ise 7 göğü birbiriyle tam bir uyum içinde yaratan Allah'tır. Rahman'ın yaratışında hiçbir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Mülk suresi 3. ayet. Evet, burada da evrendeki uyumdan, düzenden, ahenkten bahsediliyor. Bu da yine fiziksel yasalara örnek teşkil eden bir ayet olarak görülüyor arkadaşlar. D şıkkı kalıyor geriye. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten su indirdik de onunla su ihtiyacınızı karşıladık. Burada yağmurun yağması her ne kadar fiziksel bir olay olarak görülse de rüzgarların aşılayıcılık özelliği ve varlıkların su ihtiyacının karşılanmış olması bu ayeti biyolojik yasalara örnek olan bir ayet durumuna getiriyor. Dolayısıyla arkadaşlar A, B ve C şıklarında verilen ayetler evrendeki düzen ve uyuma, fiziksel yasalara işaret etmektedir. A, B ve C şıkları. D şıkkında ise biyolojik yasa ile ilgili bir ayet verilmiştir. Ki biyolojik yasaların ne olduğunu hemen hatırlayalım. Canlıların doğması, gelişmesi ve üremesi gibi olaylar biyolojik yasalar kapsamında değerlendirilir. Allah bitki, hayvan ve insanların yapı ve işlevlerini biyolojik yasalara bağlı kılmıştır. Canlıların yaşaması için gereken ortamları ifade eden ayetlerde yine biyolojik yasalar çerçevesindedir. Doğru cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Denizli arkadaşlar. Hemen 4. soruya geçiyoruz. Burada da bir hadis-i şerif verilmiş. Aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmamıştır bu hadiste diye soruluyor. Hadisi okuyalım. İnsanlar öldüğü zaman amel defteri kapanır. Ancak kesintisiz iyilik, yani sadakayı cariye yapanların, topluma yararlı bir ilim, bir eser bırakanların ve kendisine dua eden bir çocuk yetiştirenlerin amel defteri kapanmaz. Yukarıdaki hadiste aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmamıştır? A. Toplumun faydalandığı eserler bırakanların amel defterleri öldükten sonra açık kalır. Buna vurgu yapılmış mı? Evet. Faydalı eser bırakmak, bir ilmi eser bırakmak kişinin amel defterinin öldükten sonra da açık kalmasına sebep olan bir durumdur. Dolayısıyla A şıkkını burada hemen ne yapıyoruz? Eliyoruz. Hayırlı evlat yetiştirenlerin amel defterlerine sevap yazılmaya devam edilir. Hadisin sonundaki cümle bunu ifade etmekte. Kendisine dua eden bir çocuk yetiştirenlerin amel defteri kapanmaz diyor. B'yi de arkadaşlar bu anlamda eliyoruz. C, insanların dertlerini dinlemek, üzüntülerine ortak olmak sadakayı cariyedir. Burada sadakayı cariyenin ne olduğunu tabii ki biliyor olmamız lazım ki bu soruda verilen örneğin sadakayı cariye kapsamına girip girmediğini anlamış olalım. Arkadaşlar, sadakayı cariye maddi olarak toplumun faydasına yapılmış olan sadakalara veriliyor. Mesela bir hastane yaptırmak, bir okul yaptırmak, işte bir cami, çeşme, yol gibi hayır kurumları yapmak veya yapılmalarına katkıda bulunmak sadakayı cariye türünden iyiliklerdir. Bunlara kesintisiz iyilik de denir. Burada insanların dertlerini dinlemek, üzüntülerine ortak olmak sadaka olmakla birlikte sadakayı cariye kapsamına girmez. Doğru cevabın C olduğunu görüyoruz ama emin olmak için D'ye de mutlaka göz atıyoruz. Bir hastane yapanların amel defterine o hastanede şifa dağıtılmaya devam ettikçe sevap yazılır. Evet, bu da sadakayı cariye cinsinden bir ameldir, bir iyiliktir. Doğru cevabımız C, Ceyhan. Evet, 5. soruya bakalım. Bir parça var. Önce parçamızı bir okuyalım arkadaşlar. Bir iş kadını olan Şengül Hanım, yıllık kazancından vermesi gereken zekatını hesap ederek yakın çevresinde bulunan ihtiyaç sahibi kimselere vermeyi planlamak istedi. Kur'an'dan dinen kimlere zekat verebileceğini araştırdı ve listesinde yer alan ihtiyaç sahiplerinden bazılarına zekat niyetiyle yardımda bulunamayacağını öğrenmiş oldu. Aşağıdakilerden hangisi Şengül Hanım'ın zekat veremeyeceği kimselerdendir? A şıkkına bakıyoruz. Yol parası olmadığı için memleketine gidemeyen üniversite öğrencisi Tunahan. Şimdi arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de bildiğimiz gibi Tevbe suresi 60. ayette Allah zekat verilebilecek olan kimseleri bize bildirmiştir. Zekat ayette belirtilen 8 sınıf insana verilir. Şimdi burada bu 8 sınıf insan arasında yolda kalmış olan kişilere yapılan yardımın zekat olarak adlandırıldığını biz biliyoruz. Dolayısıyla A şıkkı bizden istenen cevap değildir diyoruz rahatlıkla. Çünkü zekat verilecek kimselerdendir yolda kalan bir üniversite öğrencisi. B şıkkına bakıyoruz. Hastalığından dolayı çalışamayacak durumda olan yan sokakta oturan Taner Bey. Yine aynı şekilde yoksul, düşkün, miskin olarak adlandırılan sınıfa giriyor buradaki tanımlanan kişi de. Dolayısıyla buna da zekat verilebilir. Alt dairede oturan ve İslam'a ilgi duyup araştıran Hristiyan Rum komşusu Katina Hanım. Bu da yine zekat verilecek insanlar arasında müellefe-i kulub diye tabir ettiğimiz kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlar, İslam'ın sosyal yardımlaşma ve dayanışma örneklerinin kendilerine gösterilmesi gereken kimseler sınıfına girdiğinden dolayı arkadaşlar buradaki şahıs da zekat verilebilecek bir kişi olarak görülüyor. D şıkkında ise LGS sınavına hazırlanmak için dershaneye giden torunu Begüm'e Şengül Hanım zekatını verebilir mi? Onu bir sorgulayalım. Arkadaşlar, kişi büyük anne ve büyük babasına, büyük anne ve büyük babasının anne ve babasına, kendi anne ve babasına, eşine, çocuklarına, torunlarına, torunlarının çocuklarına zekat veremez. Çünkü onlar bakmakla sorumlu olduğu kimselerdir. Ne kadar düşkün veya yoksul olurlarsa olsunlar, kişi onlara bakmakla sorumludur. Onlara yaptığı bu iyilik zekat kapsamına girmez. Onlara yapılan yardım zekat niyetiyle yapılmaz. Dolayısıyla burada doğru cevabımız D şıkkıdır diyoruz sevgili gençler. Evet, 6. soruya bakalım. Yine bir ayet verilmiş ve aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ayetten çıkarılamaz diye soruluyor. Ayeti okuyalım. Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kalkmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında hoş mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Üzüntü de çekmeyeceklerdir. Güzel söz ve bağışlanma, arkasından incitme gelen sadakadan iyidir. Bakara suresi 262 ve 263. ayetler. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ayetten çıkarılamaz diyor. Bakalım. A şıkkı, sadaka verilenlere karşı rencide edici olmamak gerekir. Evet, ayette İslam'ın sosyal yardımlaşma ve dayanışma örneği olan sadaka verilirken verilen kişinin incitilmemesi istenmektedir. Çünkü Allah başa kalkmadan yapılan yardımları kabul edeceğini haber vermektedir. Dolayısıyla A şıkkı ayette ifade edilen bir cümle arkadaşlar. B şıkkına bakalım. İslam sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya önem verir. Evet, ayetin genelinden de zaten bu sonucu çıkarmamız kesinlikle mümkün. Dolayısıyla bu da doğru cevap değil. C şıkkı, İslam'ın paylaşma tavsiyesine uyanlar ahirette ödüllendirilirler. Şurada gördüğümüz Allah katında hoş mükafattan bahsediliyor iyilik yapanlar için. Dolayısıyla bu da ayetten çıkarılabilecek bir sonuç. D şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar, sadaka vermek sadece Ramazan ayına has bir ibadettir. Ayette böyle bir ifade asla geçmemekte. Zaten mana olarak da doğru bir mana içermemekte bu cümle. Çünkü sadaka vermek sadece Ramazan'a has bir ibadet değildir. Ramazan dışında herhangi bir zaman insan sadaka vererek iyilikte bulunabilir. Doğru cevabımız budur arkadaşlar. Evet, 7. soruda arkadaşlar şöyle bir şey soruluyor. Şimdi burada gördüğümüz öğrenciler derste işlenen konuyla ilgili birer ayet okumuşlar. Hangi öğrencinin söylediği ayet konusu bakımından diğerlerinden farklıdır diye soruluyor. Yani 3 tanesi belli bir konuyla ilgili ayet, yani derste işlenen konuyla ilgili bir ayet okumuş. Bir tanesi farklı okumuş. Onu bulmamız isteniyor. Bakalım Harun, Zafer, Melis ve Ela hangi ayetleri okumuşlar? Harun Ali İmran suresi 191. ayeti okumuş. Allah buyuruyor ki bu ayette, onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzere yatarken her vakit Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle derler: Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen yücesin. Bizi cehennem azabından koru. Evet. Bu ayete baktığımız zaman evrendeki genel ahenkten, uyumdan, göklerin yaratılışına dikkat çekiyor. Ondan bahsediyor ve dikkat çekiyor. Ve derin derin üzerinde düşünülmesini, tefekkür edilmesini tavsiye ediyor. Zafer nasıl bir ayet okumuş? Hangi konuda bir ayet okumuş? Bakalım. Mülk suresi 3. ayet. Gökleri 7 kat yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görüyor musun? Bu da yine aynı şekilde Harun'un okuduğu ayetle aynı anlamı içeren, evrendeki düzenden bahseden bir ayet arkadaşlar. Demek ki Harun'la Zafer aynı konuyla ilgili ayet okumuşlar. Melis'e baktığımız zaman Yunus suresi 5. ayeti okumuş. Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya evreler koyan Allah'tır. Allah bunları boş yere yaratmamıştır. O ayetlerini düşünen bir toplum için ayrıntılı olarak açıklıyor. Evet, burada da yine aynı şekilde evrendeki düzene dikkat çekme var. Dolayısıyla bu 3 öğrenci, Harun, Zafer ve Melis arkadaşlar, Allah'ın evrende kurmuş olduğu kusursuz düzenden bahsedilmekte. Bunların okudukları ayetlerde ve fiziksel yasalara işaret edilmekte. Peki Ela ne okumuş? Necim suresi 39. ayet. Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur. Burada Ela, kaderle ilgili kavramlardan emek ve rızık konusunu ifade eden bir ayet okumuş. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız ne oluyor? D şıkkı, yani Ela'nın okuduğu ayet oluyor. Evet, 8. soruda boşluk var arkadaşlar. Bu boşluklara gelmesi gereken, yazılması gereken kelimelerin ne olduğu soruluyor bu soruda. Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki kavram ve kelime gruplarından hangisi yazılmalıdır? Zekat arkadaşlar ne ile yapılan bir ibadettir? Biliyoruz ki ibadetler mal ile yapılan ibadetler, beden ile yapılan ibadetler, hem mal hem bedenle yapılan ibadetler diye 3'e ayrılıyordu. Mal ile yapılan ibadetlere en güzel örnek arkadaşlar zekat ibadetidir. Çünkü servetten yapılan bir tasadduk, bir infak söz konusudur. İkinci olarak bedenle yapılan ibadetlere en güzel örnek namazdır. Üç, hem mal hem bedenle yapılan ibadetlere verilecek en güzel örnek de hac'tır. Burada zekat mal ile yapılan bir ibadettir arkadaşlar. Dolayısıyla hemen B şıkkının doğru cevap olduğunu görüyoruz ama diğer kelimeler de yerine oturuyor mu bir bakalım. Zekat mal ile yapılan farz hükmünde bir ibadettir. Doğru mu? Kesinlikle. Zekat hicretin 2. yılında farz kılınmış, farz hükmünde olan bir ibadettir. Hicretten 2 yıl sonra nerede? Hicretten sonra dediğine göre Medine'de farz kılınmıştır. Evet. Dolayısıyla B şıkkı doğru cevabımız oluyor sevgili gençler. Hemen 9. soruya geçiyoruz. Yukarıda verilmiş olan yardım kampanyası genel olarak incelendiğinde hangi evrensel yasanın kapsamına giren bir konudan söz etmektedir? Okuyalım paragrafı. 11 milyon ağaç dikme hedefiyle oluşturulan Geleceğe Nefes Fidan Dikme kampanyası için 11 milyon hedefin 9 milyonluk kısmı tamamlandı. Katılım oranının yüksek olduğu kampanyada vatandaşlar isimlerini ve mail adreslerini girerek adlarına bir adet ücretsiz fidan dikilmesine vesile oluyor. Ayrıca dolaylı yoldan olsa bile bir ağaç dikmek ve doğaya fayda vermek insanlığın geleceğini kurtarmak için önemli bir adım oluşturmakta. Çünkü artan ormanların sayısı ile beraber canlı yaşamı ve insanların sağlık durumu aynı yönde ilerleme gösterir. Evet, yukarıda verilmiş olan yardım kampanyası genel olarak incelendiğinde hangi evrensel yasanın kapsamına giren bir konudan söz edilmektedir? Şimdi biyolojik yasalar bitki, hayvan ve insanların yapı ve işlevleriyle ilgili yasalardır. Ormanlar canlıların yaşamı ve insanların sağlık durumunu olumlu anlamda etkileyen bir işleve sahiptir. Bu yönüyle soruda anlatılan ağaçlandırma kampanyası biyolojik yasanın gerçekleşmesini sonuç verecek bir durumdur arkadaşlar. Dolayısıyla hemen D şıkkının doğru cevap olduğunu görüyoruz. Zaten toplumsal yasa diye bir şey olmadığından dolayı bunu hemen başlangıçta silmeniz lazım. Diğer şıklar üzerine yoğunlaşmanız lazım. Ve son sorumuz değerli arkadaşlar. Burada bir peygamber kıssasından bahsediliyor. Ve bu kıssada aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz diye bir soru soruluyor. Bakalım kıssaya. Hazreti Şuayb Medyen halkına peygamber olarak gönderildi. Medyen halkı çok zengin bir halktı. Zenginliğini ise yaptıkları gasplar ile elde etmişlerdi. Yapılan kervanların yolu Medyen'den geçtiği zaman halk zorla kervanlardaki mallara el koyarak ganimetleri ele geçirmekteydi. Halkta her türlü sapkınlık vardı. Putlara tapmak, hırsızlık yapmak, yalan söylemek, zina yapmak, içki içmek gibi pek çok alışkanlıkları vardı. Bu sapkın halka Allahu Teala tarafından Hazreti Şuayb peygamber elçi olarak gönderildi. Onlara doğru yolu göstermesi tebliğ edildi. Hazreti Şuayb başta kendisine inanan bulamadı, sürekli aşağılandı ve toplumdan uzaklaştırılmak istendi. Evet, bu anlatılan parçada, bu kıssada aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz diye soruluyor. A. Medyen halkının toplumsal yasa kurallarına uymadığı. Evet, Medyen halkı toplumsal yasa kurallarına uymamaktaydı ve onların toplumsal yasa kurallarına uymamaları da toplumda bir güvensizlik, adaletsizlik, olumsuz bir ortam oluşmasına sebep oluyordu. Dolayısıyla istediğimiz cevap bu değil. Çünkü parçada yer alıyor. Hazreti Şuayb'ın toplum tarafından dışlandığına, parçanın sonunda Hazreti Şuayb başta kendisine inanan bulamadı. Sürekli aşağılandı ve toplumdan uzaklaştırılmak istendi ifadesiyle bu şıkkında doğru bir yargı olmadığını görüyoruz arkadaşlar. C şıkkına gelince Hazreti Şuayb'ın toplumun tamamını imana kavuşturduğu yargısına ulaşmamız mümkün mü? Yani bu mümkün değil. Çünkü toplumun tamamı imana kavuşmadı. Büyük çoğunluk ona inanmadı, onu dinlemedi ve dolayısıyla da Hazreti Şuayb'ın kıssasının tamamını bilenler bilir, azaba düçar oldular, azaba uğratıldılar. Dolayısıyla bu parçada ve Hazreti Şuayb kıssasında bu sonuç çıkarılamayacak bir sonuçtur. Doğru cevap budur ama hadi D şıkkına da bir bakalım. Hazreti Şuayb'ın Allah tarafından görevlendirildiğine, tabii ki daha ilk cümle onu ifade etmekte. Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. Dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar C şıkkıdır. Ceyhan diyoruz. Evet, soruların burada cevaplamasını bitirdik arkadaşlar. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın diyorum.